Değerli basın mensup arkadaşlarım, bugünkü basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran 2021. 22 Haziran'ın bizlerce çok çok önemli bir tarih. Neden derseniz, 22 Haziran 2000, 1919 Kurtuluş Savaşı'nın resmen ilan edildiği tarih. Yani Amasya Genelgesi, yani Amasya Takvimi. Dolayısıyla biz kesinlikle Amasya Takvimi'ni almadan geçemeyiz. 22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı Amasya'da resmen ilan etmesi ve İstanbul hükümetini artık yok sayması günü. Ve burada söylemiş olduğu gerçekten çok ciddi ülkemizin bugünkü Cumhuriyet'in kuruluşu için çok önemli bir takım anekdotlar ve notlar ve söylemler vardır. Bunların başında kesinlikle manda ve himaye kabul edilmez sözü idi. İstanbul hükümetinin yok sayılması ve Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıydı. Ve oradaki en önemli veci sözü ise milletin bağımsızlığını yine milletin azim bir iradesi kurtaracaktır demiştir. Yani bu gerçekten Cumhuriyet için ve bizler için ve Anadolu topraklarında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemli bir laf. Bence hala geçerli olan bir laf. Yani milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır. Ulusal egemenliğe bağlı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli bugün atılmıştır. Ben buradan yine Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarını Allah rahmet eylesin diyorum ve gerçekten yolumuza ışık tutacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır diyorum. Değerli arkadaşlar, geçen hafta biliyorsunuz tüm Alanya'mızda bir HES protestosu ve bir HES eylemi söz konusu oldu. Ben buradan tüm basın camiasına bir kere daha teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadı ve Alanya için ne kadar duyarlı olduklarını, ne kadar bu konuda ilgili olduklarını bir kere daha ispat ettiler. Evet, Dim Ala Camii'ndeki HES projesine biz tüm Alanya'daki çevre gönülleri, siyasi partiler ve özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok cefakar üyeleri hep beraber, bizim yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber ve başta milletvekilimiz, kadın kolları başkanımız ve de eski dönem il başkanlarımızla beraber orada biz demokratik hakkımızı kullandık. Bu olayında sürekli takipçisi olacağımızın sözünü verdik. Tabii bu HES olayı gerçekten ciddi bir olay. Biliyorsunuz daha önce bundan bir buçuk sene önce yine Köprülü'de, Gündoğmuş Köprülü'de yine orada bir HES yapılma projesini yine çevreci gönüllü arkadaşlarımızla protesto etmiştik. Ama son günlerde yine bir böylesi bir olayın gündeme geldiğini duyduk. Biz gene de ülkemiz için, vatanımız için ve yaşadığımız topraklar için buraları peşkeş çektirmemek için hep beraber yine eylemlerimizi yapacağız. Ben buradan bir kere daha duyuruyorum. Sakın ola orada bir HES projesini başlayacak bir firma gelmesin. Yani biz demokratik haklarımızı kullanarak bu protestomuzu her zaman için yapacağız. Bakın arkadaşlar, biz yine bunu söylerken enerjiye karşı değiliz dedik. Gerçekten enerjiye karşı değiliz. Ama dün bir paylaşım geldi. Japonya'daki özel konutların üzeri tamamen güneş enerjisiyle elektrik üretim merkezleri haline gelmiş. Neden ülkemiz yapılmıyor? Neden ülkemizde 4-5 büyük firmaya enerji üretim lisansı veriliyor? Neden biz enerjimizi daha doğal yollardan elde etme önü kesiliyor? Ben buna şiddetle karşılıyorum. Arkadaşlar, Alanya'mızda biliyorsunuz dün yine en çok Alanya'mızı ilgilendiren bir karar alındı. Bakanlar Kurulu kararı. Bu Bakanlar Kurulu kararında müzik yasağı söz konusuydu. Tabii ki Alanya'mızın gerçekten özel bir durumu var. Yani buradaki sektör turizm sektörü. Turizm sektöründeki insanlar burada geldiği zaman önceki eğlence, yani ilk önce bir eğlencedir. Dolayısıyla eğlenceyi kısıtlamak gene buradaki bizim müzik sektörüyle uğraşan ve diğer müzik sektöründen faydalanan birçok sektörümüzü de zarara uğratmakta. Ama müzik sektörünün müziğin yasaklanmasındaki, saat 12'den sonra kısıtlanmasındaki bence önemli konulardan bir tanesi de bugünkü merkezi hükümetin sanat olayına, müzik olayına şaşı bakması.
Yani siz sanata, tiyatroya ve müziğe şaşı baktığınız müddet içerisinde biz bu eleştirilerimizde her zaman söyleyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınızı alıyorum.